Efendim günaydın. Hafta başı ve haftanın ilk kulis programıyla karşınızdayız. Hafta sonu oldukça hareketliydi. Gerek yurt dışından gerek yurt içinden birçok haber düştü. Bir kısmını takip ettiniz. Bir kısmını bu yoğunlukta atlamış da olabilirsiniz. Atladınız, atlamadınız ne varsa önümüzdeki iki saat boyunca bunları sizlere biz aktarmaya çalışacağız. Yine her zaman olduğu gibi stüdyomuzda bir konumuz var. Gazeteci, yazar Fahrettin Fidan bu haftanın ilk konuğu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, AKP içinde karışıklık giderek böyle artık saklanamaz boyuta geldi. Hep söylüyorduk AKP ciddi anlamda kaynayan kazan noktasında. Davutoğlu çok net ifadelerle, çok da sert ifadelerle bir çıkış yaptı. Ne anlam ifade ediyor? Bir karşılığı var mıdır, yok mudur? Bilmiyoruz tabii, onu konuşacağız ama böyle bir çıkışı var hafta sonu itibariyle. LGBT'liler bir yürüyüş yaptı. Yürüyüş yaptı, yapamadılar. Böyle bir girişimde bulunmaları bile suç sayıldı ve sert bir müdahaleyle karşılaştılar. Yine hafta sonu sonunda Suriye gerginliği yaşadık İstanbul'da özellikle. Bir takım provokatörlerin de el atmasıyla olaya iş neredeyse çığırından çıkıyordu. Bu konu üzerinde konuşacağız değerli izleyenler. Bu arada yangın mevsimi başladı. Arka arkaya yangınlar yapılıyor. Ama ne hikmetse böyle yanan bir yer var. Haberlerimize aktaracağız. Böyle bir otel kadar bir yer yanılmış mesela. İlahi tesadüf deyip geçmeyeceğiz tabii, konuşacağız. Bu arada ODTÜ'de mezuniyet töreni vardı. Hani gezi zekası ya da orantısız zeka diyoruz ya, gerçekten pankartlara yansıdı. İnanılmaz muhteşem pankartlar vardı. Bunları vaktimiz el verdiğince sizlerle paylaşacağız, sizlere aktaracağız. Bir zam oyunu var değerli izleyenler. Seçim bitti, biter bitmez zamlar arka arkaya geldi. Geldi ama şöyle de bir durum var. Emekliler bilir tabii ki enflasyona dönük maaş ayarlamaları var. İşte bu maaştan önce yapılan ve çok önemli kalemleri ilgilendiren zamlar enflasyon zammının hesabında kullanılmayacak. Yani yüzde bilmem kaçtır onu bilmem ama böyle bir işin içinde katakulli var. Yetti mi, yetmedi. Biliyorsunuz şehir hastaneleri kuruluyor. Şehir hastaneleri kurulduğu için de mevcut devlet hastaneleri boşalıyor teker teker. Bu arada numune hastanesiyle ilgili bir hesap olduğu iddia ediliyor. İddia sahibi Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir değerli izleyenler. Nasıl bir vaziyet var ona bakacağız ya da bu iddianın altında ne var ona bakacağız değerli izleyenler. Geçmişe gideceğiz. Bugünkü olayları değerlendirirken geçmişten bazı siyasetçilerin seslerini, o konuyla ilgili ne söylediklerini sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Ama biliyorsunuz hani her tarafımız sorun yumağı, hangi sınır ülkemiz varsa onunla amiyane tabir belki ama papazız. Şimdi Libya eklendi değerli izleyenler. Libya ile ilgili bir sıkıntı var. Onunla ilgili de bir haberimiz var. Onu verelim. Arkasından Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Onu vereceğim. Ama önce bir Libya neymiş, ne oluyor? Oradan karşılıklı gelen açıklamalar var. Bir bakalım Libya ne oluyor? Şimdi haber bu değerli izleyenler. Bu konuyla ilgili Dışişleri'nin açıklaması var. Onu okuyacağım ama bir sıcak gelişme var. O da İsrail ile ilgili. İsrail-Suriye arasında bir sıkıntı değerli izleyenler. Suriye devlet medyası İsrail'in Humus ve Şam'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. İddiaya göre aralarında bir bebeğin bulunduğu 4 sivil hayatını kaybetti değerli izleyenler. Sana'dan geliyor bu açıklama. İsrail savaş uçakları Humus ve başkent Şam'daki askeri mevzileri vurmuş. Sana'daki habere göre füze saldırılarında en az 4 sivil hayatını kaybetti ki birisi bebek. 21 sivilin de yaralandığı bilgisi biraz önce düştü değerli izleyenler.
Evet, durum bu. İsrail yine Suriye'ye füzelerle saldırmış. Gelelim Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına. Dışişleri Bakanlığı açıklaması ne diyor? Akşam saatlerinde geldi, dün akşam saatlerinde geldi bu açıklamada. 6 Türk'ün alıkonulmasını haydutluk olarak nitelendiriyor. Açıklamada vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir ifadeleri kullanıyor. Bakanlık ayrıca Libya'daki Türk vatandaşlarına kendi güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları tavsiyesinde de bulunuyor değerli izleyenler. Yani Libya ile sıkıntımız var. İşin özü bu. Evet sevgili Fahrettin Fidan. Vallahi bu iktidarın, daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir şeyi var. Her uluslararası olayda hemen müdahil olmak, gücünü, haddini bilmeden ve ülkenin iç işlerine müdahale etmek. İki taraf, üç taraf çatışıyorsa mutlaka taraf olmak. Taraflardan birisinin yanında yer alıp karşı tarafı alt etmeye çalışmak. Ve işin kötüsü hep yanlış tarafı tutmak. Şimdi mesela Suriye'de öyle. Evet. Esad'a karşı isyan edenlerin tarafında yer aldık, kaybettik. Mısır'da aynı şekilde Mursi dedik, o kaybetti. Bulgaristan'da da yaptık aynı şeyi. Orada bir Türk partisi vardı, yılların Hak ve Özgürlükler Partisi. Orada da o parti bugünkü iktidarın hoşuna gitmeyen bazı tavırlar sergileyince vay sen bunu mu yaparsın dedik. Biz parti kurduk orada, Türklerin ikinci bir partisini kurduk ve onu buradan yönetmeye kalktık. Tabii bu Bulgaristan'da rahatsızlık yarattı ve Türkiye'ye nota verdi Bulgaristan. Şimdi ya Libya konusu, orada da aynı şey söz konusu. Orada da taraf tuttuk. Hatırlarsın büyük devlet adamı Ahmet Davutoğlu açıkça söylemişti. Valizler işte 100 milyon dolar para evet. gönderdik diyor orada taraflardan birisine. Sen şimdi hem müdahale ederek, iç işlerine müdahale ederek yanlış yapıyorsun. İkinci yanlışı da hep yanlış tarafı, kaybedecek olan tarafı tutarak bir hata daha yapıyorsun. Ve bunlar birikiyor başımıza problem olarak dönüyor. En son işte 6 vatandaşımızı rehin aldılar. Şimdi Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış, asarız keseriz diye. Ama o açıklamanın, o rehin alınan, vatandaşlarımızı rehin alan taraf nezdinde ne kadar kıymet harbiyesi var. Onu göreceğiz. Zamanla göreceğiz. İnşallah göreceğiz. Bir etkisi olur. Sorunumuzun olmadığı bir ülke vallahi var ama yani o şimdi çok haksızlık etmemek lazım. Şimdi etraf sıfır sorun. Komşularda sıfır sorun diye başlamıştı bu evet. iş başına. Aynen öyle başladı. Komşularda sırf sorun oldu. Hepsiyle sorun yaşıyoruz. Ama hala sorun yaratamadığımız komşular olduğu kanaatindeyim. Ben hatta mesela aklıma geldi. Fil dişi sahiliyle ben problem olduğunu bilemiyorum, duymadım. Onun dışında Papua Yeni Gine'yle de bir problem yok. Güzel. Daha sayabilirim. Yeşilburun Adaları'yla da harika. Harika gidiyoruz. Yani. Burkina Faso'yla da yok. Faso Fiso. Belki de Faso Fiso olduğu için onunla sorun çıkarmaya gerek duymamışız. Ya böyle bir ülke, hani sen Amerika olursun, emperyalist bir ülke olursun, gücün olur, maddi, manevi, ekonomik her şey gücün olur, müdahil olursun. Emperyalist çıkarların da bunu icap ettirir, müdahil olursun. Ama biz Mustafa Kemal'in yurtta barış, dünyada barış sloganını şiar etmesi gereken bir ülkeyiz ki AKP iktidarına kadar iyi kötü o slogana, o ilkeye bağlı kaldık evet. ve komşularımızla problemsiz yaşadık. Çok büyük ölçüde problemsiz yaşadık. Ama şimdi böyle biz haddimizi bilmeden biz büyük abiyiz, İslam dünyasının önderiyiz, Orta Doğu'nun babasıyız, dedesiyiz bilmem ne diyerekten bir takım maceralara girdik ve hepsinde tokat yedik. Ve etrafımızda dayanışacağımız hemen hemen ülke kalmadı. Yani İslam dünyasıyla Mısır'la kavgalıyız, Suudi Arabistan'la kavgalıyız, Birleşik Arap Emirlikleri'yle öyle, Suriye öyle, Irak'la aramız iyi değil. Bakmayın şu anda bir sessizlik yok, var mı? Değil. Değil. Yani İran'la her an kapışabilir çünkü siz bir taraftan Amerika'nın bu bölgeye ilişkin projelerine destek vereceksiniz, bir taraftan da İran'la iyi geçineceksiniz. Bu ikisi mümkün değil. Rusya'yla ilişkilerimiz bir iyi bir yani. Kötü.
Ama yani güven yok artık. Bir Türkiye'ye, Türkiye'yi yöneten siyasi kadroya yabancı devletlerin güveni yok. Çünkü bir gün sizinle beraber oluyor, bir gün size karşı çıkıyor. Bir gün ittifak içinde oluyor, bir gün o ittifaka hiç uymayan tavırlar sergileyebiliyor. Hani işte Rusya'yla uçağını düşürdük diye herkes sahiplenmeye kalktı. Yok ben talimat verdim, düşürdüm bilmem ne. Ondan sonra işler ters dönünce vay efendim işte FETÖ'cü pilotlar bu işi yaptı diye herkes suçu başkasına atmaya kalktı. Şimdi Suriye'de hala hatadan dönemiyoruz. Dönemiyoruz. Suriye konusunu zaten biraz sonra yani tekrar konuşacağız. Konuşacağız. Şimdi bir de hafta sonunda G20 zirvesi vardı, evet. Biliyorsun. O işte görüşüldü, edildi, konuşuldu vesaire. Orada bir görüşme vardı. Trump'la Erdoğan'ın görüşmesi. Türk tarafı böyle dizilmiş, işte ABD tarafı da böyle dizilmiş. Trump her türlü nezaketi, siyasi nezaketi bir tarafa bırakmış ve bir takım sözler söylüyor. Şimdi arkadaşlarımız muhtemelen o bant hazır. Onu verecekler. Üzerinde konuşmamız gereken epeyce bir şey var. Çünkü yani hakikaten hazır değil mi? Tamam. Girelim bakalım. Evet. Ne kadar güzel insanlar. İlişki kurmak ne kadar kolay. Hollywood'da bile bulamazsın bunları tarzında. Yani gerçekten ben üzüldüm. Evet. Ben üzüldüm. Tabii. Şimdi o güzel insanlar. Ve gülüşmeler var. Tabii. Kastetti tabii. Amerikan heyeti gülüyor. Bizimkiler de gülüyor. İşin kötüsü Amerikan heyetinin gülmesi çok normal. Ama bizimkilerin gülmesi ya algılayamadılar olayı ya ne söylerse söylesin bu büyük patrondur. Başımızın gözümüzün üzerindedir. Her söylediği laf hani büyüktür. Sever de döver de kabilinden bir şey. Lafla dövmektir bu. Şimdi o Trump'ın güzel insanlar dediği insanlar kimler? Bakıyorsun böyle yan yana dizilmişler. Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Hulusi Akar, Hakan Fidan, Fahrettin Altun, İbrahim Kalın. Hakikaten güzel insanlar. Yani ben ekrana baktım. Bakmaya kıyamıyorsunuz. Yani olacak şey değil. Orada birisi de bir tepki göstersin. Yani keşke gülmeselerdi. En azından suratlarını assalardı da hani böyle bir asık surat dursalardı da. Yani bu bile tepkiydi. Amerikan heyeti gülerken Trump'ın o yani ağzı gevşek bir biçimde bu lafları ederken bari bizimkiler bir parça ciddi dursalardı de bunları konuşacak öyle bir zemin olmasaydı. Psikoloji vardır. Padişahın atı bana kişnedi, bana gülümsedi. Yani bir eziklik duygusu ki bastıramıyorlar. Burada şuna karar veremedim ben. Yani bunların kaçı, bizim heyetten kaçı bunun hakaret olduğunu algıladı. Kaçı hakaret olduğunu bile bile tebessüm etti. Kaçı bunu iltifat zannetti? Hangileri iltifat zannetti? Bence o oradaki atmosferde bir espri olarak algıladılar. Yani bu bir espri dediler ve güldüler. Ama esprinin yeri değil orası. Ve böyle de bir espri olmaz zaten. Yani sen bir ülkenin cumhurbaşkanını Hollywood ve yöneticilerini, üst düzey yöneticilerini Hollywood setindeki oyuncularla mukayese edemezsin. Bu bir densizlik, bu hassizliktir. Bizim dilimizde birisi artist demek biraz hakaret sayılır. Artistlik etme falan der geçersin. Hollywood yani. Yıldızı demek artist demek. Ama öyle. Şimdi bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Bu iltifat niye yapılıyor? Oraya geliyoruz değil mi? Evet, tabii. Ki bu iltifatı evet. Yapan kişi... Oradan senin çıkardığın sonuç ne? Aramızda sorun yokmuş, her şey güzelmiş, iyiymiş. Sayın Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı. Kriz yok, yaptırım da yok dedi falan. Peki yaptırım yok, F-35'lerin durumu nedir? Harcadığımız bir para var. Pilotlar eğitimlerini niye bıraktılar geldiler? Yani şimdi bütün bunların, bu soruların cevapları yok. En azından havada duruyor. Vallahi burada Trump'ın son sözleri önemli. Şimdi baştan iltifat edersiniz. Ama ondan sonra şöyle bir şey, bu F-35, S-400, F-35 konusu çok dedi karmaşık, girift bir konu. Bunun üzerine çok çalışmamız lazım. Yani bu konu hallolmuştur, artık mesele kapanmıştır demedi. Ve bir de şu var, yani Trump'ın söylediklerini ne kadar ciddiye alırsınız, ne kadar kale alırsınız. Trump Amerika'da gerçekten tek söz ve karar sahibi bir başkan mı?
Yani benim bildiğim kadarıyla orada daha çok söz ve karar sahibi olan Pentagon, Savunma Bakanlığı. Trump'ın sözlerini ne kadar ciddiye alabiliriz derken, yani benim aklıma bir şey geliyor. Mesela Suriye'den askerlerimizi çekeceğiz demişti. Evet. Sonra ne oldu? Hala oradalar. Tabii. Onun dışında mesela bu... Bunu bir kere falan da demedi. Yani 3 ya da 4 kez telaffuz etti. Ne oldu? Yüksek sesle. Pentagon bastırdı. Ve zaten... IŞİD şöyle bir hortlar gibi Beyaz oldu. Beyaz Saray'ın içinde bile çok fazla %100 egemen değil. Trump Osaka'da bu lafları söylerken hemen akabinde Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Orada ön plana çıkarılan, Trump'ın konuşmasından ön plana çıkarılan cümlesi, bu iş kolay değil, bu çetrefilli bir konu. S-400 meselesi, F-35 meselesi çok çetrefilli bir konu. Onu aşmak için çok çalışmamız lazım dedi diye aktardı. Yoksa işte mesele halloldu falan diye vermedi. Ama biz tabii kendi her şeyden bir zafer çıkarmaya çok meraklıyız. O günü kurtarmak için. Burada da işte Trump adeta Türkiye'den özür diledi. Biz yaptık, siz yapmayın dedi falan. Adam burada kendisi de özür dilemedi. Suçu şeye attı, Obama'ya attı. Obama dedi yanlış yaptı. Evet, Obama dönemini attı. Peki ben o yanlışı düzelteceğim, özür diliyorum, o yanlışı düzelteceğim, şöyle düzelteceğim dedi mi? Hayır. Yakında bu şeyler, yaptırımlar gene gündeme gelebilir. O zaman biz ne diyeceğiz? Obama Trump bizi bir defa da aldattı. Yani biz, bizim liderimizi dünyada aldatmayan, içeride de dahil, aldatmayan kimse kaldım bilemiyorum. Obama, Trump 3. 4. tura geçti herhalde aldatma konusunda. Biz de aldanmaya o kadar teşne bir milletiz ki. Ama tabii burada mesele şu. İç kamuoyuna yönelik bir tavır. Bakın gittik, hallettik, geldik. Pek çok şey de öyle değil miydi? Ve bu arada şu da var. Yani Trump Trump bu iltifatı niye yaptı? Öğreniyoruz ki biz 100 uçak siparişi vermişiz bu arada. Evet, Boeing. Tabii 100 Boeing uçak siparişi. Daha önce de Tayyip Erdoğan Amerika ile aramızda bir kriz olmuştu. Amerika'ya gitti. Orada da 11 milyar dolarlık uçak siparişi verdi. Ya, hatırlamıyorsam rakamı. Ve hani aynı şeyi Suudi Arabistan yaptı. Suudi Arabistan çok daha büyük sipariş vermek zorunda kaldı. Onlarda para çok. Hatta Amerika'dan dönerken o gezide Tayyip Erdoğan Fransa'ya uğramıştı. Fransız kamuoyu ayağa kalktı. Tayyip Erdoğan onlar diktatör olarak yorumluyorlar. Bunu niye kabul ediyorsun falan diye. Bizim için yine utanç verici bir şey yaşanmıştı. Macron şu açıklamayı yaptı. Ya dedi, ben dedi zaten dedi eleştirilerimi, işte demokrasi konusundaki, insan hakları konusundaki, basın özgürlüğü konusundaki eleştirilerimi yüzüne karşı söyleyeceğim. Onu da hiç merak etmeyin. Ama bizden de uçak alacak. Ya para kazanacağız. Evet. Yani biz kiminle kavga etsek kendimizi affettirmek için ona hemen bir mal siparişi veriyoruz. Ama o da durumu kurtarmıyor. Şimdi bu verdiğimiz 100 uçak hiçbir şey kurtarmaz. Sadece günü kurtarır. Ben Trump'ın çok da böyle bize yandaş medyanın aktardığı gibi, Tayyip Erdoğan'ın aktardığı gibi bize bu sorun çözüldü, artık rahat olabilirsiniz, yaptırım falan uygulamayacağız dediğini, bu yönde bir imada dahi bulunduğunu zannetmiyorum. O söylenen laflar vallahi bir parmak bal çalıyor ama o bal sahte bal. Şimdi tabii İngilizce konuştuğu için tam olarak tercümeye de değiliz. Yani çünkü Amerikalılar bir şey söylüyor, farklı anlamlarda da tercüme edilebilecek, çevrilebilecek tabii ifadeler var. Mesela bir şimdi şey biraz önce, şimdi daha doğrusu Ceyhun İrgil, hepiniz tanırsınız Sayın Vekili, Bursa Milletvekiliydi, doktor aynı zamanda, mesaj atmış. Şimdi şöyle diyor, işte kolay gelsin izliyorum, ABD görüşmesinde en ciddi sıkıntı konuşmanın başındaki easy to deal with cümlesi, anlam olarak bunlarla başa çıkmak kolay denebilir. Böyle de çevrilebilir diyor. Tabii. Ya adamın ne söylediğini bilmiyorsunuz. O bir şey söylüyor da hani işimize geldiği gibi mi biz tercüme edeceğiz? Yoksa adam gerçekten bunlarla başa çıkılması kolay gibi bir cümle mi kurdu? Bunları bilmiyoruz. Ama zaten ne amaçla söylediğini yapılan bilmiyoruz. Yapılan tercüme de yani çok kaba tercüme olarak kabul edecek dahi Trump'ın söylediği şu.
Bu diyor karmaşık bir anlaşma, karışık bir konu. Farklı çözümler bakıyoruz. Kuşkusuz bu bir sorun. Yani bundan siz mesele halloldu, sorun çözdük anlamı çıkaramazsınız. Devam farklı çözümlere ya, bakıyoruz diyor. Yani sorun çözülmüş değil. Çözülüp çözülmediğini zaten göreceğiz yakında. Ama biz bugünü kurtardık. Önemli olan bu. Ve orada yani Tayyip Erdoğan'ın konulara çok da vakıf olmadığının örneklerinden bir tanesi. Bu F-35'leri bize vermezse tahkime gideriz. Çünkü dedi biz bunların bir bölümünün parasını ödedik. Ama uçaklar gelmedi bize. Uluslararası tahkime gideriz dedi. Yani evet. Ve alırız parayı. Bu anlaşmanın 31 Mayıs 2008'de resmi gazetede yayınlandı bu anlaşma. F-35 anlaşması. 17. maddesi aynen şöyle diyor. Katılımcılar arasında iş bu mutabakat muhtırasının bünyesinde ya da bununla ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar yalnızca katılımcılar arasında görüş alışverişiyle çözülecek ve sorunun çözümü için bir kişiye, bir uluslararası mahkemeye ya da başka herhangi bir kişi ya da kuruluşa başvurulmayacaktır. Ne oldu şimdi bizim tahkim meselesi? Bilmiyor. Yani orada mesela Libya konusunu sordular, bilgim yok dedi. Ama Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmedikten sonra ben bunları bilmemesini çok doğal karşılıyorum. İşte bu şey tek adam düzeni, tek adam rejimi ne Türkiye'ye getirdiği nokta bir kişiye bu kadar yük yükleyemezsiniz. Yüklerseniz o kişi onun altından kalkamaz. Allame Can olsa kalkamaz. Nitekim kalkamıyor. Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyor. Libya konusunda yapılan açıklamadan haberi yok. Ondan sonra tahkime gideriz diyor. Şimdi bunu Amerikan heyeti dinlediğinde herhalde için gülmüştür. Ne tahkimi demiştir şeyi bilmiyor. Siz mevzuat orada yazıyor zaten. Siz oraya giderken dosyalarda gideceksiniz, okuyacaksınız dosyaları, hazırlıklı gideceksiniz. Bunları okumadığınız zaman böyle mahcup olursunuz. Şimdi bu arada biraz önce bir haber paylaşmıştım sıcak gelişme olarak. İsrail'in Suriye arasındaki bir füze 4 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı sevgili Fahrettin Fidan. Değerli izleyenler bir haberimiz daha var bu konuyla ilgili. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özer Say. Taşkent'te bir füzenin düştüğüyle ilgili bir açıklama yapıyor. Bir füze düşmüş ancak bu füzenin Suriye'ye ait olduğu söylüyor. Şöyle ifade etmiş. İlk değerlendirmeler dün akşam Suriye'ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düşmesidir diyor. Yani Kıbrıs'a da bir füze düşmüş. İsrail'in attığı füzelerden. Dün akşam meydana gelen patlamayla ilgili olarak sabah saatlerinde Kıbrıs'ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek olan ülkelerin büyükelçileriyle temasa geçtik, devam ediyor Özersay. Geçtik ve halihazırda iletişim halindeyiz diyor. Gelecek olan bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir. Zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır. Şu anda Barış Kuvvetleri Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız da Başbakanlık'ta toplantıdayız diyor. Ayrıca bir de fotoğraf paylaşmış kendi sosyal hesabından değerli izleyenler. Evet böyle de bir sıcak gelişme var. Taşkent'te bir Suriye füzesi hava savunma sistemiyle ilgili İsrailler füzeyi atıyorlar. Suriye hava sistemi devreye giriyor. İşte orada yukarıda hedefi ıskalayan bir füze de havada patlayarak bulgular onu gösteriyor. Taşkent'e düşmüş. Böyle bir sıcak gelişme var. Tabii, tabii. Bunu izleyicilerimize paylaştık. Orta Doğu bir bataklık. Siz o bataklığı karıştırmaya kalkarsanız en azından yayılan koku geniş bir çevreyi çok şiddetli şekilde rahatsız eder. Kıbrıs'ın ne alakası var diyorsunuz. Bakın orada da bir tane bomba parçası düşebiliyor. Evet. Yani öyle. Şimdi bu son bir şey de söylemek istiyorum. Osaka'da G20 zirvesi. O aile fotoğrafında ortada Trump, bir tarafında bizim Tayyip Erdoğan, öbür tarafında kim vardı? Prens Salman. Bu Prens Salman kimdi? Bizim Cemal Kaşıkçı'yı öldürme emrini vermekle suçladığımız kişi. Evet. Şimdi Salman'daki cesarete ben hayran oluyorum. Sen Tayyip Erdoğan'ın G20
geleceğini bildiğin bir yere gidebilme cesareti gösteriyorsun. Yani dünya lideri karşına çıkacak senin ve sen cinayet işlemişsin onun ülkesinde ve inanılmaz bir cahil cesaret herhalde oraya gidebildi. Gitti. Evet. Ve bizimki yine efendilik gösterdi diyelim, o konuyu aşmadı. Evet, aynen dediğin gibi. Yani büyüklük gösterdi, efendilik gösterdi. Şimdi tabii bir açmadı. De bu G20'de şöyle bir şey var. Tabii Suudi Arabistan günde 700 milyon dolarlık petrol satan bir ülke. Yani para içinde yüzüyor bu adamlar. Para içinde yüzdükleri için bunlar cinayet işleyebilir, bunlar insan hakkı özgürlüklerine hiç saygı göstermeyebilir, basın diye bir şey olmayabilir, hiçbir şey olmayabilir. Para yüzünden buna o çok çağdaş, çok uygar dünya dediğimiz dünya bile göz yumar. Nitekim şeyde de göz yumuluyor. Yumuldu. Ve Trump orada bizim ülkemizde cinayet işleten bu adama övgüler düzdü. Aynen şöyle dedi. Suudi Arabistan'da sosyal ekonomik açılımlar çerçevesinde ve özellikle kadınlar konusunda çok şey yapan Prens Salman ile bir arada olmak onurdur dedi. O onurunu da al git diyeceksin. Ve daha vahim bir şey. Bundan sonraki G20 toplantısı Suudi Arabistan'da yapılacak. Tabii yani çünkü Suudi Arabistan'da Amerika'nın öbür taraftaki jandarması. Peki biz ne yapacağız? Gidebilecek miyiz oraya? Gideriz. Niye gitmeyelim? İnsanlık bizde kalsın. Gayet tabii ki. Ne olacak yani? Bu kadar da alıngan olmaz. Onlar utansın. Biz niye utanalım? Aynen öyle. Yani bu kadar alıngan olmaz. Yani dış politikada özellikle bu kadar alınganlık. Yani şimdi senin biz, alınganlığın çok farklı bir yerde. Olmaz öyle şey. Bu cinayet konusunda bu kadar attık tuttuk. Sonuç ortada. Peki Libya'da rehin alınan 6 vatandaşımızla ilgili yine dışişleri atıp tutuyor. Rehin alan güçler bu örneği bildiklerinden sonra bildikleri için fazla bizi kale alırlar mı? İşte bu dış politikadaki zikzaklar söylediğiniz sözlerin içini boşaltırken caydırıcılığınızı da yok ediyor. Tabii kaybediyor. Yok ediyor. Evet. Türkiye garip bir ülke. Önce şu. Çok dindar geçinenlerin ağızlarından eksik etmedikleri bir laf vardır. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Peki bu insanlar kendi kendilerini mi yarattılar? Sizin inandığınız yaratıcı yaratmadı mı bunları? Bir arıza varsa sizin ahlak anlayışınıza göre o zaman hesabı onlardan niye soruyorsunuz? Evet. Bir de şu var, ama sen bunlara burada tekme tokat saldırıyorsun. Ama onların Türkiye'deki en sembol isimlerinden birisini, Bülent Ersoy'u sarayda ağırlıyorsun. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu demenin tam yeri galiba. Öyle. Ama bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişte katıldığı bir program var, televizyon programı. O televizyon programında LGBT'lere ilişkin de açıklamaları var. Hı. O açıklamaları istersen bir dinleyelim. Niye öyle, niye böyle sorusunu ondan bugün sonra bugün bunu konuşur. Ahlaksızlık olarak gören Cumhurbaşkanı o zaman acaba ne demiş? Ne demiş? Ona bir bakalım şimdi. Ben de merak ettim. Evet, eşcinsellerin yasal güvence altına, haklarının yasal güvence altına alınması şarttır diyor. Bu tip görüntülerin doğru görüntüler olmadığını da sözlerine ilave ediyor. Ama aradan kaç yıl geçmiş yani insan dediğin gelişme. Dündündür, bugün bugündür noktasında mıyız şimdi? Şey ben çok böyle hoşuma giden fıkralardan bir tanesi. Temel doktor bir hasta gelmiş. Ayağı böyle sağ ayağı davul gibi şiş. Ne oldu demiş doktor Temel. Vallahi demiş bilemiyorum demiş. O da hasta da Karadenizli. Bilemiyorum demiş. Çok kötü demiş. Sen demiş bunu şey yap. O çok kolay demiş. Bu gece demiş buzlu bir beze sar demiş. Sabah hiçbir şey kalmaz. Ama ne güzel demiş bu kadar basitse. Tabii demiş abi kolay demiş. Tıp çok gelişti. Ondan sonra bu gitmiş. Hasta ertesi gün gelmiş. Ayak daha felaket durumda. Ne oldu demiş. Ya demiş doktor demeye demiş. Senin dediğini yaptım daha kötü oldu. Ben dün ne demiştim demiş. Buzlu beze sar demiş. İyi olacak. Ha demiş, bu gece demiş sıcacık bir beze sar demiş, çok iyi olacak, hiçbir şey kalmayacak. Ya demiş, dün demiş buzlu bez demiştim, bugün bir şey. Temel'in cevabı, ne yani demiş, tıp dediğin şey hiç gelişme göstermeyecek mi? Gelişme göstermiş de Sayın Cumhurbaşkanı. Biraz Abbas geriye doğru, biraz evet, geriye yani doğru olabilir. Böyle bir gelişme. Gelişme. Gelişme değil, gelişme.
Evet, böyle bir durum var değerli izleyenler. Dün gerçekten çok sert bir müdahalede bulundu polis. Bırakın açıklamalarını yapsınlar, dua etsinler. Efendim ahlak anlayışımıza ters bilmem ne. Yani yurtlara bakıp o tecavüzlere keşke bir parça daha yüksek sesle seslenebilseydiniz. 9 yaşında kız çocuğuyla evlenilebilir evet, fetvası da yani benim ahlak buradan, anlayışıma buradan, ters. Buradan ahlak anlayışından hareketle bir takım insanlara... Hırsızlık, yolsuzluk da benim ahlak anlayışıma ters. Evet, yani buna kaldı kıyamet gibi mesele tabii var tabii. Yani. Bırakın konuşsunlar, bırakın açıklama yapacaklarsa yapsınlar yani, ne olur. Ha, yok, ne olur yok yani. Sayamazsın o insanları. Yok sayamazsın, var onlar. Kuma gömmek gibi bir şeydir. Evet, var onlar orada. Şimdi bir de şeye geçmek istiyorum aslında. Bir mezuniyet töreni yaşandı. Yani bu saatinde yavaş yavaş şeyine doğru yaklaşıyoruz. Orada ODTÜ'den bahsediyorum. İnanılmaz pankartlar vardı. Evet. Ama ondan önce, pankartlardan önce bir mezuniyet paniği yaşandı aslında. O haberimizi dinleyelim. Üzerine de tekrar konuşuruz zaten. Evet, arkadaşlarımız o haberi girsinler. Ondan sonra da fotoğrafları koyacağız zaten ekrana. Hani ne olur ne olmaz biçiminde bir uygulama değerli izleyenler. Yani niye böyle bir şey yaparsınız? Niye böyle bir tutum sergilersiniz? Hakikaten bu sorunun cevabı en azından bende yok, bilmiyorum. Sende var mı? Yani akılla mantıkla bağdaşmayan bir durum. Sonuç değişmez. Fakat şu var tabii. Bu ODTÜ'deki törende. Bir kere orantısız zekayla Allah kimseyi baş başa bırakmasın. Amin. Şimdi yani, orantısız, o fotoğraflarda bu arada dönerse biz sohbet ederken gerçekten güzel pankartlar var. Yani ben dün izlerken bazıları kahkaha attım evde böyle. Yani sorma. Çok şeydi. Şimdi sizin zekanız yerlerde sürünüyorsa, karşı tarafın zekası zirvelerdeyse, yani onunla iyi geçmeye çalışırsınız en azından. Biraz zekanız hala varsa. Burada hem sizin zekanız onlarla uğraşmaya yetmiyor, hem de kaba gücü silah olarak kullanıp onları ezmeye çalışıyorsunuz. Olmaz bu. Aynen. Sonuçta orantısız zeka sizi döver. Burada da dövüyor. Hem de ne dövmek? Hem de ne dövmek? Yani öğrenciymiş, siyasi pankart yazamazmış, yazacak demiş. Almış elinde pankartı, işte geçiyor. Yani neler var? Hoşça kalın, gidiyoruz biz. Oradan kime atıfta bulunulduğu belli zaten. Bir çift mavi gözün ışığında mezun olduk evet, biz. O muhteşem. İki, Atatürk'ü yok edemediler bunlar. Kız öğrenci. Daha da büyüttüler. Geçiyor. Evet. Çevik'in de kuvvetini okulda öğrendik diyor. Bir başka pankart. Vektörel büyüklükler. Hız, ivme, kuvvet. Eyvallah. Evet. Rektörel büyüklük varmış bir de. Toma, çevik, kuvvet, biber gazı. Şimdi orada rektör de protesto edildi. Evet. Nasıl bir rektördür ki öğrencileri senden nefret ediyor. Sana saygı duymuyor. Acı. Aynı şey İzmir'de acı. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yaşandı. Orada da öğrenciler dekanı protesto ettiler. Allah kimseyi o dekanların, o rektörlerin yerine şey yapmasın. Yani, o konuma düşürmesin. Ya bu, şu hale bakar mısın? Hayır ya, bu kadar dua edecek, ben de sürekli amin demekle geçecek. Öyle yani. Başka kelime bulamıyorum. Yani o şeyi kullanmayı pek sevmem, dini kavramları, ama insan başka bir şey de bulamıyor. Allah kimseyi bu hale düşürmesin. Ya. Daha ne kadar düşebilir bir insan? Tamam, bir amin. Öğrencinin karşısına çıkamıyorsun sen. Şimdi geç o, karşısına çıkamamış. Evet, sabah hemen okul birincilerine işte plaket mi, diploma ne vermiş. Ondan sonra da bir daha rektörü gören olmamış. Nasıl içine sindiriyor bunu? Yani cevabı yok tabii ki. Geç oldu, güç oldu. Bir çift mavi gözün ışığında her şey çok güzel oldu. Yaparız bir S-400. Sonra 100 daha arttırırız. Çağat S-500. Amerika şok. Bir 200 daha ekleriz. Çağat S-700. Hatırlıyorsun değil mi? Öyle bir ekonomi profesörü. Ekonomist profesör değil mi? Değildi. Ekonomist. Türkiye Gazetesi'nin işte, değerli iktisatçısı. Satarım bir 10 bin dolar, çağat, şok piyasa. Olmadı bir 10 bin dolar da ya da 10 milyon dolar mı, ne diyorsa işte artık. Orada bu işlerden olmayan karşıtı Özgür Demirtaş vardı. Onun şeyi Ahmet Hakan sordu. Hocam dedi, olur mu böyle bir şey? Mahcup şekilde olmaz dedi. hadi basın. Ya bunlar Türkiye'de işte kanaat önderi belli bir kesimin. Basarız 10 milyar bilmem. Basarız 10 milyar falan. Neyi basıyorsun ya?
Neyi basıyorsun? Tutmadı. Şimdi işte para basıyorsun. Merkez öyle. Bankası'nın yedek akçelerine artık sarkmaya başladın amiyane deyimiyle. Oradan işte 40 milyar lira yaratacaksın, para basacaksın. Onunla günü kurtaracaksın ama o enflasyona yol açacak. Böyle. Yani siz aklı, bilimi reddederseniz hayat sizi sürekli döver. Kesinlikle. Hiç yolu yok. Kesinlikle. Hocam yapamadığımdan değil, mateistim ben diyor. Matematiğe inanmıyormuş arkadaşlar. Seçimle gelen seçimle gider ama imamla gidenin geri geldiği görülmemiştir. Evet. ODTÜ'lü de olsa benim kardeşim o da insan. Cumhurbaşkanı tabii, süreçte. Söylemişti. Hani bu arada hatırlatmak adına da söylüyorum. Ya Kürt de olsa o benim kardeşimdir demişti. Bir de affedersin Ermeni vardı. Her pankartta bir siyasi içerik var. Kentler çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül belediyeciliği sona mı erecek? Diye bir başka. Tam pankarta karar veriyoruz, gündem tekrar değişiyor. Yani bunu benden daha iyi anlayan olmaz. Tam şu haberi alayım diyorum, bir başka haber onun önüne geçiyor. Tabii. Akış yapmak mümkün değil bizim medya dünyası için. Hocam siz zahmet etmeyin, evde sansürleyip getirdik. Belki ekranda geçti bilmiyorum. Ama böyle hani bir şey yazmışlar, üzerinde bulurlamışlar. Hocam siz zahmet etmeyin, evde sansürledik getirdik diyorlar. Böyle bir pankart gerçekten çok güzel. Geçen sene 13 bin farkla mezun etmediniz, bu sene 813 bin farkla diplomaya almaya geldik. Aklımız havadaysa bilin ki o gösterdiği için diyor. Ya bu mezuniyet törenleri hakikaten sıkıntı yaratıyor iktidar nezdinde. İtiraz edince sonuçlar değişseydi biz çoktan mezunduk diyor. Ve en beğendiğim pankartlardan bir tanesi üzerine konuşmak gerekir. Bu diploma adama, kişiye, kişilere, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet etmek için kullanılmayacak. Evet, tabii. Yani. Hepsi mesaj. Hepsi mesaj. Hepsi mesaj. Acaba şimdi bu mezuniyet törenleri hakikaten sıkıntı olmaya başladıkları için, kendi yandaş medyaları tabii bunu görmüyor da, acaba mezuniyeti falan kaldırsak mı? Mezuniyet kalkınca tören de kalkıyor. Otomatikman çok radikal bir biçimde sorunu çözmüş olacağız değil mi? Bilmem ne belediyesinin fayattının yerini belediye kararıyla değiştirmesi gibi. Mezuniyeti kaldırınca tören kalkıyor. Oh sen sağ ben selamet. 13 saattir AA'dan diploma bekliyoruz diyor. Tabii. Hiçbir şey olmamış olsa bile kesinlikle mühendis olduk. Ya o arkadaş kayıp bir süredir görünmüyor. Ben onu özledik. Yok ortada. Ama artık yani siyaset sahnesinden de belki... Ya kalsa bile artık bununla anılacak. Böyle bir durum var. Kullanım süresi doldu. Muhtemelen. O süt şişesi gibi kenara kondu. 10 GB internetle Wikipedia'ya girebiliyor muyduk? Giremezsin. Yani isterse 110 olsun giremezsin. Yasak. Memlekette yasak. Demokrasi var. Siyasi pankart taşıyacaktık, tutuklanırsınız dediler diyor. Neyse bu pankarttan dolayı tutuklanmazlar inşallah. Bu pankart da çok güzel. Bu sefer veri akışı değil, ülkenin geri akışı durduruldu. 3 ayda 2 mazbat alan İmamoğlu 4 yılda 1 diplomayı zor alan ben diyor. Eskiden 2 diploma almak modaydı. Şimdi 2 mazbata almak moda oldu. Gerçekten yani baş edemezsiniz. Hakikaten yok, baş etmek mümkün değil. Yani bu bir zeka gerçekten fışkırıyor. Hani orantısız zeka işte Gezi zekası diyorlar. Evet, evet doğru. Bu bir orantısız zekadır. Bununla baş etmek gerçekten zor. Yani her pankart bir gündemle, siyasi gündemle ilişkili. Bunlarla savaş etmeyeceksiniz bu zekayla, barış ilan edeceksiniz. Evet, barış ilan edeceksiniz. Başka yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Maskar olursunuz, madar olursunuz. Bu arada Melih Gökçe'nin kullandığı jipler vardı biliyorsun. Ah tabii. O jipler 3 tane. 2 tanesini geri aldı Mansur Yavaş. Verdi 2 tanesini. Bir tanesini hala kullanıyor. Ne zaman verecek mi, vermeyecek mi onu bilmiyoruz ama kullanıyor. Ve Melih dün itibariyle o jipleri biz başka bir görevde gördük. Şimdi arkadaşlarımız fotoğrafları getirecek ekrana. Çok güzel bir uygulama. Vatandaşın birisi maddi durumu da uygun değilmiş. Mansur Yavaş'a müracaat etmiş. Demiş ki ya şu jipi ver gelin arabası yapayım. Güzel. Evet. Fotoğraflar şimdi arkadaşlarımız getirecek. Gerçekten evet. İşte bu Melih Gökçe'nin jipi değerli izleyenler. Bu jip olalı. İlk kez faydalı gasp ettiği jip.
Melik Gökçek'incipi değil. Tabii tabii, yani belediyeden alınan, elbette Melik Gökçek'incipi değil ama Melik Gökçek'in kullandığı, uzun süre belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra kullandığı 3 cipten ikisi artık gelin arabası olacak. Gerçekten ilk kez faydalı bir işe yaramışlar muhtemelen. Evet, bu bölümü bitirdik. Önümüzdeki saat itibariyle değerli izleyenler bizden ayrılmayın. Çünkü AKP'nin içini konuşacağız. Davutoğlu'nun verdiği mesajları konuşacağız. Bülent Arınç'ın ettiği bir laf var ki gerçekten beni çok sinirlendirdi. Eminim sizi de çok sinirlendirmiştir. Bunu konuşacağız. Bir doktorun, daha doğrusu Sağlık Bakanı'na verileceği söylenen devlet hastanesinin arazisini konuşacağız değerli izleyenler. Bu arada yoklama da var, haberiniz olsun. Ayrılmayın bir yere. Efendim tekrar merhaba. Yine Fahrettin Finan'la beraberiz ve sohbetimize, programımıza devam edeceğiz. Edeceğiz ama bugün Ergenekon davası var. Sabah duruşma başladı. Şu anda ara verdi. Saat 14'te tekrar başlayacak. Artık karar açıklamasını bekliyoruz mahkemenin. İlk dava biliyorsunuz 2008'de değerli izleyenler, 2008'de açılmıştı. Aradaki süreç oldukça uzun sürdü. Süreci özetlemeye çok gerek yok. Fakat bugün ne oldu? İstanbul 4. Ağır Ceza'da bildiğiniz gibi duruşma, dava. Tutuklu sanık Alparslan Aslan, başka suçlardan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu ve Bedirhan Şinal getirildi duruşmaya. Aralarında bildiğiniz gibi Erol Mütercimler, Oktay Yıldırım, Emin Şirin, son dönemin flash gazetecilerinden değerli izleyenler Murat Ağırel, Tuncay Özkan, birçok ismi biliyorsunuz zaten. Onların da yargılandığı bir dava, tutuksuz yargılanıyorlar. Duruşmada savunmasını yapmamış, süre istemişti. İşte bugün sabahki duruşmada Şinal'ın savunması alındı. Ne demiş Şinal? Ona bakalım hemen. Ergenekon kumpastır. Ben de bu kumpasta kullanılan figürdüm. Ergenekon'un kumpas olduğunu itiraf edince FETÖ'cü hakimler bana ceza verip yıllarca içeride tuttular. 20 yıl hapis verdiler. Cumhuriyet saldırısıyla alakam yok. Vicdani bir karar verilsin. Bu sefer de kurban edilmemeyi diliyorum biçimde bir savunma yapıyor. Ve bu savunmanın ardından mahkeme başkanı duruşmadaki tüm sanıklara son sözleri soruluyor. Ondan sonra da saat 14'te tekrar toplanmak üzere ara veriyorlar. Evet, saat 14'te 12 yıllık kumpas davasının bitmesini umuyoruz. Hayırlı bitmesini umuyoruz tabii ki değerli izleyenler. Evet, bu Ergenekon davasıyla ilgili söyleyeceğin ne var Fahrettin Finan? Vallahi bu Ergenekon, onunla beraber ya, söylenen her şey söylendi. Düşünülmesi gereken balyoz. Bunun amacı Amerikan silah sanayinin önemli yayın organlarında, Amerikan ordusunun sesi anlamındaki yayın organlarında işte Türk generalleri artık kontrolden çıkmaya başladı, buna bir önlem almalıyız dedikleri dönemde başlayan bir operasyondur. Bağımsız, ulusalcı tavırlar ve eylemler sergileyen generaller ve onların çizgisinde olan daha alt rütbedeki subayların tasfiyesini amaçlayan bir operasyondu. Amerikan menşeli operasyondu. Ve maalesef büyük ölçüde başarıya ulaştı. Evet, şimdi beraat edecekler. Çünkü savcı Ergenekon diye bir örgüt saptanamamıştır dedi. Zaten onu saptamak için Zekeriya Öz gibi, heykeli dikilecek Zekeriya Öz gibi tamamen dışarıya bağımlı, güdümlü, ahlaken, hukuken her yönde tefessü etmiş bir aşağılık kişi olmak gerekiyordu. O çekilince, o tasfiye edilince, hukuk biraz işlemeye başlayınca böyle bir örgütün olmadığı kanıtlandı. Ama olan insanlar oldu. Tabii, pek çok insan tabii hayatını kaybetti. Pek çok insan hastalığa yakalandı. Pek çok anne, baba, eş, çocuk ızdırap çekti. Yani en fazla ben çocuklara acıyorum. Babalarından mahrum kaldılar yıllarca. Büyük bir dram yaşandı Türkiye'de ve maalesef o orduyu zayıflatmak anlamında bayağı mesafe kat edildi. İşte zaman zaman görüyoruz böyle sosyal medyada işte mafya babasının adı anılarak yürüyen askerler, evet, bir başka
yürüyüş kararını bir mafya babasının adını zikrederek yürüyen askerleri görüyoruz. Onun yanında böyle yine ben geçenlerde içim acıyarak izledim. İki asker gerçekten homoseksüel midir değil midir bilemiyorum. Ama onun taklidini yapıyorlar belki. Onun taklidini yapıyorlar böyle ve üzerinde elbiseleri var ve bunu sosyal medyaya verebiliyorlar. Elbise derken üniforma. Üniforma, evet. Ve bunu sosyal medyaya verebiliyorlar. Bu kadar cesaret sahibi olmuşlar. Ordu bu hale geldi ve en son örneğini İstanbul Avcılar'da Çanakkale şehitlerini anma töreninde Atatürk'ün adını anmayan imama tepkisini gösteren albayın sürüldüğünü öğrendik. İşte bu Ergenekon balyoz operasyonunun başarıya ulaşmasının kanıtlarından bir tanesi budur. Başka bir dönemde Mustafa Kemal'in ordusunda Mustafa Kemal'i savunan kişileri cezalandırmak akıllardan dahi geçmezdi. Şimdi sürgüne uğruyor. Evet. O albayı da saygıyla. Atatürk sevgisi bu süreçte, bu dönemde cezasız kalmadı. Evet. Ya böyle bir durum var ortada. Yani biraz garip, biraz tuhaf bir cümle ama öyle. Atatürk'ü seviyorsanız bu süreçte her türlü cezaya müstahaksınız. Evet. Geldiğimiz nokta burası. Evet. Bir tarafta Mustafa Kemal'in askeri, en son örnek olarak o albay, Hatay'a sürülen albay. Bir tarafta Hulusi Akarlar, Hilmi Özkökler, ondan sonra gelenler bir takım şeyler, sözüm ona komutanlar. Yazık, yazık. Türkiye ordusunun en güçlü olması gereken bir dönemdeydi. Ve yavaş yavaş bu konuda bir şeyler yapılıyordu. Özellikle deniz kuvvetlerinde. Kendi denizaltımızı yapmaya başlamıştık, kendi gemilerimizi yapmaya başlamıştık, diğer silahlarımızı yapmaya başlamıştık. İşte Arifiye'deki tank palet fabrikası bilmem ne falan filan. Ve bunlar tasfiye edildi. Ya balyoz davasında mühendis albaylar hapse atıldı. Mühendis darbe mi yapar, denizci darbe mi yapar? Esas darbeyi kara kuvvetler avukat. Ama bunların suçu Milgen projesinde, Milli Gemi Projesi'nde görev almak. Ve Türkiye deniz kuvvetlerini daha bağımsız hale, teknolojik anlamda daha bağımsız hale getirmekti bunların suçları. Ve bunlar hapislere atıldı. Ve bir kısmı hapse atılmayanlar da çekindiler, bize dediler sıra gelecek ve yurt dışına gittiler. İstifa ettiler ordudan, yurt dışına gittiler. TÜBİTAK'ta aynı şey yaşandı. Yani tam bir ihanet sergilendi bu iki olayda, iki davada. Ergenekon'da, Balyoz'da ve bugün beraat ediyorlar. Tabii beraat edecekler, ortada suç yok. Ama maalesef hedefine yani, büyük ölçüde ulaştı. Anlayamadığım bir takım şeyler de oluyor. Şimdi en son bir karar çıktı. İşte askerlikle ilgili. Terörist oldular, şu oldu. Ama yani temel çıkış noktası biz daha az kuvvetle savunmamızı yürüteceğiz. Profesyonel kuvvetle. Daha profesyonel, daha az bir kuvvetle. Niye? Maliyet oluyor. Hani maliyet artıyor. Ya bu maliyet artıyor gerekçesiyle, maliyet fazla gerekçesiyle ordunun sayısını düşürürken polis de yanına bekçi konularak bir yerde maliyet de arttırılıyor. Şimdi, adeta bir yani, paralel ordu oluşturuluyor. Şimdi, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işi başkadır ve çok önemlidir. Böyle bir coğrafyada sayının azalmaması gerekir. Profesör Ordu'ya karşı değiliz. O başka bir şey. Ama sayıyı maliyetler nedeniyle eğer arttırıyorsan, azaltıyorsan buradaki maliyeti ne yapacağız o zaman? Polis ve bekçi maliyeti artıyor. Ama amaç başkaysa. Onu bilmiyoruz. Ama neticede böyle bir tuhaf bir durum var. Çelişki var yani. Sinan... Gerçi çelişki dediğinde biz hangi fabrikayı sattık? Tank palet fabrikasını sattık. 50 milyon dolar yok diye. Yok diye. Öbür tarafta öğrendik ki 100 milyon dolarlara camiler yaptırılmış. Başka ülkelerde. Kendi ülkemizde de değil. Yani böyle bir tuhaflıklar işte var. Şimdi proje. Ergenekon, balyoz çok konuştuk. Bu süreçten sonra da konuşuruz ama söylenecek ne varsa her şey söylendi aslında burada. Bir başka dava daha başladı. Ne o? Gezi davası. Böyle bir tuhaf bir dava. Duruşması yapıldı ayın 1'inde. Yok 23-24'ünde duruşması yapıldı. 18 Temmuz'da da ertelendi. Sen o iddianameyi epey bir okudun. Bir yayın öncesi konuştuk. Notların var. Onları paylaşmanı rica etsem mümkün tabii, mü? Tabii. Şimdi Gezi bir mahkeme kararına göre demokratik eylem. Bunda bir suç yok.
Ama ondan sonra dönem değişti. Siyasi iktidarla beraber yargının da bakışı değişti. Şimdi yeniden suç haline geldi bu. İşte Osman Kavala 2 yıldır içeride yatıyor. Kaçtı yurt dışına. Mehmet Ali Alabora kaçtı. Öylesine bir absürt dava ki bu dava. İddianameyi okumak yeterli. Yani zorla sana falanca diyor, sanık diyor, şu kadar defa yurt dışına çıkmıştır. Hangi tarihte, hangi uçakla çıkmış, uçağın numarası şudur budur, hepsi var. Hangi koltukta oturmuş? Seyahat özgürlüğü anayasayla güvence altına alınmıştır bu yurt arada. Yurt dışına çıkmış gelmiş falan filan diyor. Peki tamam, doğru, o kadar ayrıntı. Peki ne yapmış yurt dışında suç olarak? Bir şey söylüyor. Yok. Sadece yurt dışına gidip gelmesi. Bu kişi de hayatı boyunca Osman Kavala mesela. Zengin iş adamı. Yurt dışında da işleri var. Yurt dışında sık sık gidip gelen adam. Sen yurt dışına gittiğini geldiğini yazıyorsun iddianameyi de. Bunu suç olarak belirtiyorsun da. Peki suç olan eylemi neymiş yurt dışında? Kimlerle temas etmiş? Yok. Hepsini bir tarafa bırakayım. Gezi iddianamesinde suç sayılan eylemler sıralanıyor. Başlıklar halinde ben veriyorum. Hepsinin altını doldurmuş savcı tırnak içinde. Bu savcılar da FETÖ ile sıkıntısı olan savcılar. Yani biraz elleri kolları bağlı. Gezi iddianamesinde suç sayılan eylemler. Başlıklar halinde veriyorum. Sahte ve alaycı ödüller. Semboller giymek. Neymiş bu? Kırmızılı kadın, bir kadın vardı. Hı, evet. O mesela. Siyahlı kadın, fularlı kadın. Parantez içine veriyorum bunları. Mevlevi dansı ile protesto. Gezi iddianamesinde suç sayılan eylemlerden bir tanesi bu. Protesto için soyunmak. Portre ve tasvir sergilemek. Sembolik ışıklar. Ne demek o? Ben bilsem, hani senden mesirgeceğim. Protesto için duvar boyama. Öyle mi? Tabii. Sembolik sesler çıkarma. Hadi bakalım bil, nedir bu? Sembolik sesler çıkarma. Efendim, hani o gezi eylemleri sırasında insanlar balkonlara çıkıp tencere tava. Ha, evet. Tencere, sembolik tava. Ses işte sana. Al sana bir terör eylemi. Terör eylemi, tabii. Tencere tava. Suç. Ondan sonra kaba el ve kol hareketleri. Eğlendirici, neşelendirici hicivler ve muziplikler yapmak. Ciddi olamazsın. Devam ediyorum. Şarkı söylemek. Suç yani bunlar. Şimdi sen ve ben... Biliyorsun, önce şunu da bir söyleyeyim. Yani lütfen devam et de. Hani bu gezi davası darbeye teşebbüs olarak algılandı ya, ya da böyle anlatılıyor ya. Şimdi ne yapacağız yani? Kaba el ve kol hareketiyle sen darbeye teşebbüs ettin. Tabii. Şarkı söylemek en son. Uygun adım yürüyüşler. Hadi uygun adım yürüyüşü bilirsin. Bilemeyeceğim bir yürüyüş tarzı. Ruhani yürüyüş. O ne ya? Yürü bakalım ruhani yürüyüş. Bilmem. Ha, ya işte böyle. Çok cahilmişiz ya. Kutsal yolculuklar. Ne? Kutsal yolculuklar. Hacca gitmek ne? Kutsal yolculuktan kastı ne? Bilmiyoruz. Çekip gitmek. Ne demek o? Ben şimdi biraz sonra buradan çekip gideceğim. Sakın yapma suç. Tabii. Sırtını dönmek. Ben sana sırtımı dönersem... Hükümeti yıkacağım. Sessizlik. Biraz susarsak ikimiz mesela şeye göre suç işlemiş oluyoruz. Liristratik eylemler. Ne bu? Partneriyle sevişmeme eylemi. Daha devam ediyorum. Evde kalmak. Ya nasıl yani? Savcı örnek veriyor. Mehmet Ali Alabora diyor, başta olmak üzere bazı kişiler bir süre evlerinden çıkmayarak. Yani alanda olup şarkı söylesen suç, evet. Oraya gidip gitmeyip tabii. Evde kalsan yine suç. Tabii. Ondan sonra, savcı kafaya takmış suç yani. Kolektif şey. Kaybolma. Nasıl kolektif? Topluca 500 kişi kayboluyor bir anda. Tomayla yürüyorlar, gaz sıkıyorlar, plastik. Ne yapacaksın orada durup ölecek misin yani? Onlar o sırada şarkı söyleyerek ya da uygun adım yürüyerek suç işliyorlar. Bir kısmı da kaybolarak suç işliyor. Protesto göçü. Mehmet Ali Alabora diyor, örnek veriyor. Başta olmak üzere pek çok kişi İngiltere'de yaşıyor. İngiltere'ye gitmişler, kaçmışlar. Orada yaşıyor. Hı hı. Boykot edilen ürünleri kullanmamak. Bir ürünü boykot etmiş, atıyorum. Şu veya bu sebeple bir bağlantı kurmuş.
Gezi eylemini suç olarak telakki eden bilmem ne firması, bir dondurma firması diyelim. O protesto etmişler, aralarında anlaşmış. Abi bu ülkede portakal bıçakladık biz ya. Ya bu ülkede bilmem ne, şimdi reklama girecek söyleyeyim de, bilmem ne markasının ürettiği bir içeceği bulamadığı için onun muadili olan bir başka içeceği kanalizasyon logara döken vatandaşlar var bu ülkede. Evet. Tabii. Dolar tursu kurulmadı mı? Tabii. Dolar yakılmadı mı? Dolar yaktık. Onlar suç değil ama bunlar, bunun mu suç? Tabii. Peki. Tasarruf politikası. Bir daha söyle. Tasarruf politikası. Bu suç eylemi. Onun açıklamasını bilemiyorum, izahını. Kira ödememek, kirayı reddetmek. Ya bunun açılımı ne peki? Yani altına bir şey savcı yazmıştır bir şey ya. Vallahi bilsem senden mi sileceğim? Onun dışında hükümet parasını reddetmek. Ya hükümet parası diye bir para varmış. Bazıları da bunu reddetmişler. Ya hükümetin parası yoktur. Bir devletin parası vardır. Doğru mu? Tamam. Yani terminolojide bir kere sıkıntı var. Hükümetin parası ne ya? Her gelen hükümet kendi parasını mı yapıyor, çıkartıyor bu ülkede? Tabii, bitmedi. Şimdi kurallara uymamak bazı durumlarda suç. Cezayı gerektiren bir şey. Ama burada suç olarak telakki edilen eylemle biliyor musunuz? Kurallara harfi harfine uyarak işi yavaşlatma. Ya bunların her birisi bir efsane. Kurallara harfi harfine uyarak işi yavaşlatma. Devam ediyor. Kaldır kuralı. Vatandaşlık haklarından feragat etme. Yani seyahat özgürlüğü var mesela. Ben hükümeti yıkmak için, protesto için seyahat etmekten vazgeçiyorum. Evet. Feragat ediyorum. İstanbul'a gitmiyorum kardeş. Kendi imza ve işaretlerini kaldırma. Kendi imza ve işaretlerini kaldırma. Ne demekmiş o? Bilemiyorum. İsmail, sen de bana çok zor sorular soruyorsun. Yasal direniş. Suç. Bak mesela şunu hayatta bilemezsin. Ters mahkeme mi? Ters kelepçeyi bilirim de. Tabii. Ters mahkemeyi bilemedin. Peki şiddetsiz taciz. Onu da bilemedin. Yok. Sert bir dille eleştirme. Bak, yumuşak dille eleştirmeye savcı bir şey demiyor. Bu diyor senin demokratik hakkın. Bunu kullanabilirsin. Ama sert olmayacak. Nereden nereye geçişte sertleşiyor onu bilemiyoruz. Ama sert olmayacak. Yoksa eleştir diyor kardeşim. Sorun değil diyor. Tabii. Şiddetsiz hava baskını. Onu da ben hiç, yani bunu izah edemeyeceğim. Ötekleri hepsini izah ettim. Bir de şiddetsiz nida var. Şiddetsiz nida. Nida ses. Evet, şiddetsiz ses. Evet. Peki şu eylem, ağırdan alma eylemi. Biraz öncekini ne hala kafamda çevirmeye çalışıyorum. Bütün kurallara uyarak işi yavaşlatma eylemi. Kurallara harfi harfine uyarak işi yavaşlatma eylemi, ağırdan alma eylemi. Konuşma eylemi. Eyvah. Bir de iki saat konuşuyorlardı. Bunlardan bir tanesi sessizlikti. Suç sayılan eylemlerden bir tanesi. Bu da konuşma eylemi. Bir de siyaset. Konuşsan da suç, konuşmasan da suç. Biraz önce evde kalsan da suç. Ben seni yiyeceğim. Evet, sessizce alandan gidersen de suç. Patron bana talimat verdi. Sen bunları mutlaka bir şekilde suçla diye. Ne yapalım? Bula bunları bulduk. Konuşma eyleminden sonra siyasi amaçlı sahtekarlık. Bak, ticari amaçlı sahtekarlık yapabilirsin. Yapabilirsin, sorun ticari değil. Ticari amaçlı olmaz. Siyasi amaçlı olmaz. Siyasi amaçlı sahtekarlığı... Ucuzlatma. Ne? Ucuzlatma. Ucuzlatma. Tanzim satışlarla hükümet bu sebzeyi meyveyi ucuzlatmak gibi bir politika geliştirmedi mi? Kendi kendilerine mi darbe yapıyorlardı daha, şimdi bunlar? İsmail, 2-3 tane daha kaldı, onları söyleyeyim. Yönetim birimlerine aşırı yüklenme. Yönetim birimleri. Mesela elektrik faturası ödeyeceğiz. Tamam. Hepimiz anlaşıyoruz. Bir anda 100 kişi gidiyoruz vezneye. Mesela bana göre bunlar. Yönetim birimlerine aşırı yüklenme. İlginç. Bu şekilde davayın bu. Hele şu. Hapis cezası almaya çabalamak. Tabii.
İşbirliğini reddederek çalışmak. Arkada ben diyorsun tek başıma çalışacağım. İşbirliğini reddediyorsun. Ya bunların bir kısmı kabahatler kanununa bile girmiyor. Hani yere tükürdüler desek kabahatler kanununda neredeyse ver bir 150 kaç liraysa ceza. Bunlar ona bile girmiyor. Sen nöbet istiyorsun bunlardan öyle şimdi mi? Şimdi yargıda reform yapacak arkadaşlar. Metin Feyzoğlu da yani bu arkadaş bu iktidarın sicili yargıdaki sicili hiç belli değilmiş. 17 yıldır neler yaptı ortada değilmiş gibi birden sanki tövbe etmişler gibi birden pürüpak olacaklarmış gibi neredeyse ayağa kalkıp alkışlayacaktı o Tayyip Erdoğan'ın yaptığı toplantıda. Ya bunların yasalarla ilgisi yok yani yasaların kötü olmasından yanlış olmasından kaynaklanan şeyler değildir. Böyle iddianame hazırlamanın hiçbir hukukla alakası yoktur. Sen önce bu siyasi iktidar reform yapacaksa kendi anlayışında, yargıya bakış anlayışında reform yapması lazım. Yargıya müdahale etmemesi lazım. Onun yasayla ilgisi yok. Bu iddianameyi hazırlayan savcıların genel bakışını da girişteki ifadelerinden anlıyoruz. Aynen şöyle bir cümle var. Kalkışma hareketinin asıl sebebi, eylemlerin sebebinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlediği iç ve dış politikalar ile ayrıca ülkemizde inşa edilmeye çalışılan büyük altyapı yatırımları ve projeleri olduğu anlaşılmıştır. Ülkemizde büyük bir inşa faaliyeti var, altyapı üst yapı projeleri bunu engellemeye yönelikmiş. Ya bu AKP'nin seçim beyannamesi gibi bir şey. Böyle bir hukuki şey olur mu? Şimdi hadi diyelim savcılar bunu hazırladı. Türkiye'deki sakatlığın örneklerinden bir tanesi savcıların böyle iddianame hazırlayabilmesi. İkinci sakatlık. Ve yaptırım olmaması kardeşim. Mahkeme de kabul ediyor. İşte ikincisi ona geleceğim. İkincisi de mahkemenin bunu bu absürt iddiaları ciddiye alıp iddianameyi kabul etmesi. Ya bu şey yani ters düşünürsen eğer yani oraya da nasıl düşünüp de bu işi yani komedi yani komedi hale getirmektir bu işi. Osman Kavala'nın bir numaralı sanık Osman Kavala'nın 2 yıldır hapiste tutulan ve şu anda 5-6 yıllık kesinleşmiş hapis cezası kadar hapsi fiilen yatmış Osman Kavala'nın yakalandığı cep telefonunda yakalandı da yurt dıştan kendi ayağıyla geldi. Evet yakalanması da o yani tabii, teslim oldu. Geldi teslim. Cep telefonunda araştırma yapıyor. Ve araştırmada bir harita bulunuyor. Savcıya göre bu Türkiye'yi bölme haritası. Böyle Türkiye hani bizim 7 bölge var ya Türkiye'de ona benzer bir bölgelenmiş. Farklı renklere boyanmış harita. Savcı diyor işte diyor bu diyor Türkiye'yi bölme haritası diyor. Osman Kavala da bu Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. O harita ne miymiş? Bu harita aslında Alman bilim adamı Profesör Rupner'in bal arılarının biyocoğrafya ve toksonometre adlı kitabında yer alan Orta Doğu'daki arı ırklarının haritası. Şu bölgede şu ırklar yaşıyor. Türkiye'nin şu bölgesinde şu arılar var. Bu bölgesinde bu arılar var. Ve bunları harita üzerinde bölmüş, renklerle bölmüş falan. Bunun böyle olduğu ortaya çıktı. O kitabından alınan bir harita oldu. Osman Kavala da ilgi duyuyormuş herhalde. Bu haritayı almış. Telefonuna koymuş. Bu ortaya çıktı. Savcıya kimse sormuyor. Kardeşim sen bu kadar gayri ciddi iddianame nasıl hazırlayabilirsin? İnsan bu haritayı bir sorar. Ondan sonra iddianamesi. Bu harita yapacak. Neymiş diye bir sorar. Evet. Bu harita. Böyle. Ve sırf bu harita nedeniyle insanların yine vakitleri alınıyor. Yine özgürlükleri alınıyor. Yine linç ediliyor. Osman Kavala dediğin gibi 2 yıldır içeride. Eğer 5,5-6 yıl hapis cezası alırsa zaten yattı. Zaten şimdi bu durumda hakimlerin de beraat vermeleri biraz zor. Kendilerinden çünkü hesap sorulacak. Kardeşim diyecekler. Adam beraat ettiyse, ettirdiyse niye yatırdınız? O zaman yattığı süreyi karşılayacak bir ceza uygulanacak. O sen sağ ben sen evet, ondan sonra bırakacaklar. Ve bu da hukuk tarihine komedi. Aslında trajikomedi. Rahip Bronson'da aynı şey olmadı mı? Öyle bir ceza verdiler ki yattı süreyi karşılayan evet, ceza ondan sonra çekti gitti. Ve, ama şeyde çok vefalı insan Trump bir kez daha Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ben diyor telefon ettim diyor bıraktı. Ha biz de yargı bıraktı falan zannetmiştik.
Tayyip Erdoğan bırakmış. O, Trump bunu o kadar çok söyledi o ki. O kararı veren hakimlerin şimdi çıkıp bir şeyler söylemesi lazım. Ne diyecek? Yani diyebileceği bir şey yok ki. Sen olsan zaten yapmazsın da hani sen empati yap bir an, yani ne diyebilirsin, söyleyeceğin hiçbir şey yok. Onun için rol taklidi yapacaksın. Sütre gerisinde kendini muhafaza etmeye çalışacaksın. Evet. Yapacağın başka bir şey yok. Evet. Şimdi gerçekten bu da ayrı bir tuhaf durum olarak kayıtlara geçti. Geçti. Kayıtlara geçen başka şeyler de var. Seçim oldu, bitti. Bu seçimler özellikle değerli izleyenler bir şeyi tartışmaya açtı. Başkanlık sistemini. Birçok anket şirketinin yaptığı araştırmalara göre bu başkanlık sistemine geçişle ilgili referandum tekrar olsa ya da bu konjonktürde böyle bir referandum olsa başkanlık sistemine geçilmesi mümkün gözükmüyor. Bununla ilgili bir haberimiz var. Cumhurbaşkanlığı sistemi. Ondan sonra da bir başka haber vereceğiz. Davutoğlu'na geçeceğiz. Davutoğlu'na geçeceğiz ve devam edip gideceğiz. Bir bakalım neymiş bu Cumhurbaşkanlığı sistemi. Geldiğimiz nokta bu değerli izleyenler. Peki bu da AKP ne diyor? En azından hadi artık parlamenter sisteme geçmenin zamanıdır seslerinin yavaşça hem muhalefet tarafında hem de AKP'nin içinde yükselmesine rağmen AKP ne diyor bu seslere? Bir de o haberimizi dinleyelim. Sesler yükseldi dedik ancak AKP'li yöneticiler ise mevcut sistemde yani Cumhurbaşkanlığı sisteminden pek vazgeçmeyi düşünmüyorlar. Sadece hani yama yaparak yollarına devam etmeyi düşünüyorlar değerli izleyenler. Açıklamalardan bunu anlıyoruz. Şimdi bunları konuşacağız ama bir de son süreçte Davutoğlu biraz daha volümünü yükselterek açıklamalarını sürdürüyor. Ne demiş? Kimlere nasıl mesajlar vermiş? Bir de Sayın Davutoğlu'nun sözlerini dinleyelim. Üç olayı birlikte konuşacağız. Durum bu değerli izleyenler. Şimdi ilk bölümde aramızda sorun olmayan ülkeleri konuşuyorduk ya. Epey ülke var. Evet, Nesrin Demirbağ hanımefendi yazmış. Onun da aklına birkaç isim gelmiş. Bizim aklımıza gelmeyenler. Benin, Andorra, Butan, Kamerun, Eritre ile ilgili sorun yaşamıyormuşuz. Allah'a ama çok onu şükür. Yine temkinli söylemek lazım. Bildiğimiz kadarıyla. Bildiğimiz kadar. Tabii arkada ne oluyor onu bilmiyoruz. Bilelim. Yani olabilir. Evet şimdi başkanlık sistemi dedikleri şu ucube sistem adını da bulamadılar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Resmi adı bu. Ama başkan diyorlar mesela yandaş medya özellikle hani çıktığı zaman bir programa Sayın Başkan diye hitap ediyorlar. Evet. Soruyu böyle yöneltiyorlar. Ama sistem çöktü. Bir yıl. Geçen sene 24 Haziran'dan bugüne bir yıl geçti. Ve şimdi kendileri bunu kabul etti. Zamanında bunlara söylenmişti. Bu yanlıştır falan filan. Arkadaşlar Devlet Bahçeli'yi arkalarına almışlardı. Hiç kimse dinlemediler. Ve şimdi geldikleri nokta Bir parça revize ederiz. İşte aklınca, sağını solunu yamalarız noktası. Yani bu kurtarmaz bunları. AKP'de çok büyük sıkıntı var. Zaten belliydi. İşler kötüye gitmeye başlayınca şeyler başlar böyle. Muhalif sesler başlar. Önce bu İstanbul seçimleri birden bu insanların daha hızlı bir şekilde öne çıkmasına yol açtı. Dur o zaman aklıma getirdin. Selahattin Demirtaş'ın bir konuşması var. Ha şimdi ona da geleceğim. Bak onunla bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın her sözünü ayet gibi kabul eden bir takım tipler vardı. İşler iyiye giderken Tayyip Erdoğan güçlüyken amenna diyorlardı. Her şeyini görmezden geliyorlardı. Yanlışını eksini falan. Ama işler biraz kötü gitmeye başlayınca hani batan gemi önce fareler terk eder. Bunlar terk etmeye başladı. Bu medyasında böyle, siyasetçisinde böyle. Bilim adamında böyle, hukukçusunda böyle. Bakın geçen gün yani Süleyman Özışık, Türkiye Gazetesi yazarı bir öz eleştiri yaptı. Her biri tam bir skandal. Diyor ki AK Parti'yi savunan bazı gazetecilerin bu işi para karşılığında yaptığını, maması kesildiğinde AK Parti'nin en büyük düşmanı olacağını yıllar önce yazdım. Yani biz diyoruz ki besleme basın falan filan, şimdi kendileri itiraf ediyor. Doğru yazmış. Tabii yani. Ama sen bunu... Ya helal olsun. Yıllarca yazmış yani. Şimdi yazıyorum. Ben hatırlamıyorum daha önce yazdığını. Sonra yolsuzluk içinde, usulsüzlük içinde olanların dosyasını
bizzat genel merkeze giderek parti yöneticilerine teslim ettim diyor. Yahu gazetecinin görevi yolsuzluk, usulsüzlük görürse bunu yazmaktır. Kuryelik yapmak değildir. Hadi diyelim kuryelik yaptın. O, anlaşılan o ki genel merkezde hiçbir şey yapmamış. O zaman aşağıda yolsuzluk, usulsüzlük yapan var. Yukarıda onları görmezden gelenler var. E sen ondan sonra yaz bari. Liyakat sistemine uyulmadı diyor. Bizim de en çok şikayetçi olduğumuz yandaşlara özel şey. Ama bu arkadaşın şikayeti AK Parti'ye, AKP'ye muhalif olanlara ayrımcılık, negatif ayrımcılık uygulamasından dolayı değil. İş o boyuta varmış ki kendi işlerinde bile liyakat konusunda farklı uygulamalar yapıyorlarmış. Sen reise 2 santim daha yakınsın, sen daha torpilisin, ben 3 santim yakınım, benim durumum sakat. Bir sürü yolsuzluk, hırsızlık yazıyor. Ve şimdi Ahmet Davutoğlu çıkmış konuşuyor. Ne yüzle konuşuyorsunuz? De. Senin bu yaptığın eleştirilerin tamamı senin de 2 numaralı, 3 numaralı adam olduğun dönemde bu partide aynen aile şirketleri, yolsuzluk, bilmem ne, şeffaf olmayan uygulamalar hepsi vardı. Sonra diyor 13 bin oyla kaybedilmiş seçimden sonra diyor. Hani çalınmıştı. O zaman çıkıp niye demedin? Ya bu 13 bin oy çalan oylar değildir. Bu adamların anasının ak sütü gibi herhalde. Niye o zaman demedin? Şimdi söylüyorsun. Onun adalet öylesine örselendi ki diyor. Ayıptır bunu söylemek. Senin döneminde de aynısıydı. Ülkemiz yoğun bir ekonomi krizi içinde. Hepsini söylemiş. İsrafa yol açmayacaksınız. Senin döneminde hala kimdir altta kaç tane devletin arabası var, kaç tane koruması var. Çarpı parlamenter sistem bilmem ne falan hepsini. Hepsini söylemiş arkadaş. Değinmediği konu kalmamış. Bir tek konuya değinmemiş. Suriye konusu. O onun hassas konusu. Ha. Ne söylerse altında kalır şimdi, onun için. Bu çıkmış ortaya vatandaşın hakkını, memleketin hukukunu koruyacak falan filan. Ya Tayyip Erdoğan seni getirdi. Otur bu koltuğa dedi. Oturttu. Amenna dedin. Kalk dedi. Benim seninle işim bitti. Kalk dedi. Kalktın. Kendi hukukunu, hakkını savunamayan bir insan şimdi çıkmış meydana vatandaşın hakkını, hukukunu savunacağım diyor. Hadi canım sen de. Evet doğru. Hadi canım sen de. Ama yine de hani bazıları hiç uyumadı. Bazıları uykusundan erken uyandı. Bazıları geç uyandı. Hala uyanamayanlar var. Hala uyanamayanları görünce her ne kadar bu söyledikleri çok da karşılığı yoksa en azından benim nezdimde yine de uyanmış olması bir şey ifade ediyor. Acaba uyanmak mı? Ben orada tereddütlüyüm. Şimdi öyle ya da böyle bir eleştiri var ortada. Eskiden düşün yani bundan 2 yıl önce kendi hakkını savunamadı. Savunamıyor dedin. Evet doğru. Kalk dedi. Git dedi. Gitti. Gitti. Teşekkür etti. Hemen akabinde de Konya'da bir programda birlikteydi. Fotoğraf verdi Davutoğlu. Sayın 3 yıldır sustum, içime bağrıma bağrıma taş bağladım, içime attım dedi. 3 yıl niye sustun? Çünkü Tayyip Erdoğan o zaman güçlüydü. Şimdi yavaş yavaş güçten düşmeye başladı. Arkadaşlar da meydana çıkmaya başladı. Tamamen oportunizm, tamamen kendi kişisel hesapları. Yani o noktada sana katılıyorum ama her şeye rağmen kim konuşuyorsa konuşsun. Ama o zaman, bu hakkı vardır yoktur. Ben işin orasında değilim. Süleyman Özışıklı değil mi? Yani yazmış. Daha da yazmalı. Bizden daha fazla bilgiye sahipler çünkü. Doğru. Yazmalı. Yazmalı biz de öğrenelim. Sadece biz değil, kamuoyu öğrensin. Tabii. Yazmalılar. Kim ne biliyorsa yazsın. Öyle o konuda en fikiriz. Yani yazsınlar ki hani yazdığı için suçlamıyorum, konuştuğu için suçlamıyorum. Geç, ne yapalım geç. Ama meydanda boş değil İsmail. Bunlar için söylüyorum. Bu Abdullah Güller Davutoğlu'lar, Ali Babacan'lar çıktılar ya, şimdi konuşuyorlar. AKP'nin kurucularından Vahit Özdemir geçenlerde İzmir'de bir gazeteye demeç verdi. O da bunları tehdit etti. Neler söyledi bak. Ali Babacan için, Davutoğlu için başbakanın müsaadesini almadan FETÖ'yü ziyaret eden Davutoğlu bunun hesabını vermelidir dedi. Yani karşı tarafta biz de sizin peşinizdeyiz diyor. Ondan sonra Rus uçağının düşürülmesi talimatını kim verdi? Dışişleri Bakanlığı'ndaki sınav sistemini değiştirerek FETÖ'cülerin palazlanmasını sağlayan kim diyor? Davutoğlu'na soruyor. Şimdi bunlar çok vahim iddialar. Vahim. Ali Babacan'a. Vahim. Çıkrıkçılar yokuşunda çul çapu satan birinin bugünkü servetini nasıl elde etmiştir? Bu da onu soruyor. Abdullah Gül'e
sinsice davranıp saman alttan su yürütüyor. Gül Babacan Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı'nı FETÖ'cülerin karargahı haline getirdiler diyor. Bunlar çok ciddi suçlamalar ve en sonunda şunu söylüyor. Bu üç kişinin bu yaptıklarının hesabını vermeleri ve mahkemelerde yargılanmaları büyük bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunlar şimdi tehdit sırası, tehdide uğrama sırası. İlginç sözler bunlar, geldi. Evet. Bunlar ilginç sözler. Evet. Şimdi aslında vereceğimiz haber çoktu ama bir Bülent Arınç'la ilgili bir durum var. Sadece Bülent Arınç'la ilgili değil, değerli izleyenler. Şimdi şöyle biliyorsunuz Yüksek İstişare Kurulu diye bir kurul oluşturdular. İşte 7-8 kişinin atamasını yaptılar. Bildiğimiz işte omuzu kalabalık, yani asker anlamında, üniforma anlamında söylemiyorum. Yani rütbe anlamında işte Bülent Arınç vesaire falan var. Bunlar maaşları 13 bin lira civarındaydı. Bir ay geçmedi. Hiçbir icraatlarını en azından ben bilmiyorum. Varsa da söylerlerse, hatırlatırlarsa mutlu olurum. 5 bin lira zam geldi. Bu eleştirildi. Yani ne oluyoruz diye. Çünkü insanların vicdanını yaraladı. Bakın Bülent Arınç o eleştirilere ne dedi? Evet, bir hatalı bir giriş oldu değerli izleyenler. Şimdi arkadaşlarımız hazırlayacak ve verecekler. Yani özetle söylediği şu aslında. Yani kime ne diyor? Ben ekmek paramı diyor. İşte uzlaşma avukatıymış, onunla sağlıyorum diyor. Ve milletvekili emeklisiyim diyor. İşte oradan alıyorum, buradan alıyorum. Ekmek paramın peşindeyim diyor. Bu nasıl ekmek anlamak da mümkün değil. Nasıl bir ekmek yiyorsun Sayın Arınç? Gerçekten bilmiyorum. Bir de 18 bin liralık bu ilave oluyor. Ben diyor kendi aldığımla ilgilenmiyorum. Milletin benim aldığımla ne ilgisi olabilir? Niye ilgileniyorsunuz diyor. Ve ondan sonra da bu eleştirileri yapanlara edepsizler diyor. Evet, Bahattin Fidan. Evet. Bu arada kendi üzerime hiç alınmadım. Evet, eleştirdim. Eleştirmeye de devam ediyorum. Hem sosyal medya hesabımda hem de burada. Edepsizliği biz yapmıyoruz. Edepsizlik bu değil. Bizim söylediklerimizin hiçbirisi edepsizlik tanımına girmez. Edep nedir biliyor musunuz Sayın Arınç? Elimde 100 tane dosya var deyip onu açıklamaktır edep. Onun karşılığını ben söylemeyeyim. Seçimden sonra açıklayacağım dedi. Evet. Melih Gökçek'le ilgili. Seçimin hemen ertesi de dediler, buyurun açıkla. Canım ben dedi, seçimden sonra dediysem hemen ertesi gün demedim dedi. Ondan sonra aradan bir süre geçti. Tekrar bunu söylediler. Ben hiç öyle bir şey söylemedim dedi. Kayıtları var. Böyle. Şimdi. Burada 30 saniyemiz falan kaldı. Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Yüksek Danışma Kurulu üyesi. Kimlere danışılır? Cumhurbaşkanı ülkede bilgisi, birikimi, deneyimi, öngörüsü en yüksek olan insanlara danışır. Şimdi Bülent Arınç'ın bilgisi, birikimi, deneyimi zaten malum. Ama bir öngörü var ki evlere şenlik. FETÖ'nün terör örgütü olduğunu kendi ifadesi o gece uçaklar uçurmaya başladığında, meclisi bombalamaya başladığında fark etmiş. Kendi itiraf ediyor. Ve sonra dedi, bana dedi, bu yüzden dolayı çok bu kadar geç fark ettiğim için isterseniz aptal da diyebilirsiniz, şapşal da diyebilirsiniz. Evet dedi. Şimdi öngörüsü bu olan arkadaş, milyonlarca kişi FETÖ'nün ne olduğunu keşfetmişken bu ancak uçaklar uçmaya başladıktan sonra keşfet. Öngörüsü bu. Evet. Ve 20 bin lira emekli maaşı, milletvekili değil bu, daha üst düzeyde emekli maaşı alıyor meclis başkanı olduğu için. Ondan sonra 18 bin lira buradan. Bir de ara buluculuk yapıyor, ekmek parası. Dediğin gibi yani ne ekmekmiş bu ya? Nasıl bir ekmekmiş? Evet. Fahrettin Fidan, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Değerli izleyenler, bizlerle beraber olduğunuz sizlere de teşekkür ediyorum. Haber müdürümüz İhsan Demir. Yönetmenlerimiz İpek Benihan, Sefa Eraslan. Editörlerimiz Kubilay Erdaş, Arzu Öztürk ve diğer teknik ekipteki arkadaşlarımız Bünyamin Boztepe, Hatice Sadi, Hüseyin Uraç, Serdar Aydın ve Muzaffer adı güzel kameraman arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yarın bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.